Merhaba. Bugün de migrenin tedavi kısmından biraz söz etmek istiyorum. Migren yaşam kalitesini çok olumsuz etkiliyor, işinizi etkiliyor, ilişkinizi etkiliyor, sık ağrı çekenler çok iyi bilir. Onun için tedavinin kişiye özel doğru planlanması çok önemli. Peki nasıl tedavi ediyoruz biz migreni? Şöyle, birinci, ikinci ve üçüncü basamak şeklinde üç farklı grubumuz var. Birinci basamakta önce tetikleyicilerinizden kaçınmanızı öneriyoruz. İkinci basamakta gelen atağı tedavi ediyoruz. Üçüncü basamakta da koruyucu tedavi dediğimiz basamakta ağrının gelmesini engelliyoruz. Yani gelen ağrının daha az şiddette ve daha seyrek gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tetikleyicilerinizden kaçınmak derken herkesin tetikleyicileri farklı aslında. Tanımlanmış genel tetikleyiciler var tabii. Açlık, uykusuzluk, çok uyku, lodos, adet öncesi dönem gibi. Ama size özgü tetikleyicileriniz hangileri ise bunlardan kaçınmaya çalışmanızı öneriyoruz. Yani lodosa yapacağınız bir şey yok. Ama şuna dikkat edebilirsiniz. Bir gün alışverişe çıktığınız bir gün hem öğlen yemeğini atlatıp hem çok fazla kahve içip hem de o günün adet öncesi döneminize denk gelmemesini sağlayabilirsiniz. Veya çok stresli olduğunuz bir gün aynı zamanda lodos varsa ve de uykusuz kalırsanız ertesi günün ağrılı geçeceğini tahmin edebilirsiniz. Onun için hepsinden kaçamazsanız bile en azından aynı anda birden fazla tetikleyiciyi lütfen bir araya getirmemeye çalışın. Peki tetikleyicilerinizden kaçındınız ama yine de ağrınız oldu. İşte o zaman atak tedavisi dediğimiz tedavi gündeme geliyor. Yani başınız ağrıdığında bir çeşit ağrı kesici alıyorsunuz ve o ağrıyı gideriyorsunuz. Bunu biz ağrı sıklığı haftada bir civarında olan hastalarda tercih ediyoruz. Çünkü ağrı kesici kullanımınızın haftada 1 ile 2'yi geçmesini çok istemiyoruz aslında. Peki atak tedavisinde ne yapıyoruz? En basit ağrı kesicilerle başlıyoruz. Basit ağrı kesicilerle ağrınız geçerse orada bırakıyoruz. Bazı hastalarda yeterli olmuyor. Bulantı giderici ilaçlar eklememiz gerekiyor. Bazı hastalarda ikinci basamak ağrı kesicileri kullanmaya çalışıyoruz. Ama bunların hepsi genel ağrı kesiciler sınıfındaki ilaçlar. Bazı hastalarda eğer uygunsa migrene özgü ağrı kesiciler kullanıyoruz. Bazı kriterlerimiz var bu ilaçları seçerken ama atak tedavisinin üçüncü bölümünü de bu triptan grubu dediğimiz ilaçlar oluşturuyor. Bizim için en önemli olan atak tedavisinde aşağı yukarı bir ay boyunca kaç tane ilaca, ağrı kesiciye ihtiyacınız olduğunuz takibinizi buna göre yapıyoruz. Ve buna göre de üçüncü basamağa geçip geçmemeye karar veriyoruz. Yani koruyucu tedaviye. Eğer ağrılarınız haftada bir veya daha fazlaysa, ağrı kesici aldığınızda ağrınız geçmiyorsa, herhangi bir sebepten dolayı ağrı kesici alamıyorsanız, bu gibi durumlarda veya çok tam tersi çok fazla ağrı kesici alıyorsanız biz size koruyucu tedavi öneriyoruz. Koruyucu tedavi ağrı sıklığını ve şiddetini azaltmaya yönelik verdiğimiz bir tedavi. Genellikle 4 ile 6 ay arasında minimum ilaç kullanmanızı gerektiriyor. Ama bu da kendi içinde 3 farklı gruba ayrılıyor. Birinci grup pek çoğunuzun bildiği gibi depresyon tedavisinde kullandığımız ilaçlar, epilepsi tedavisinde kullandığımız ilaçlar, bazen tansiyon ilaçları ama biz bunların hepsini migren tedavi dozunda veriyoruz. Yani diğer etkilerini çok fazla görmeyeceğiniz şekilde ayarlamaya çalışıyoruz ve kişiye özel hangi ilacın doğru olduğuna karar veriyoruz sizinle beraber. İkinci grup kronik migren hastalarında yaklaşık 10 yıldır kullandığımız botoks tedavisi. Bunun için İşte ayda yaklaşık 15 günü en azından ağrılı geçirmenizi istiyoruz. Botoks tedavisi her hastada çok iyi sonuç vermiyor. Ağrının bazı özelliklerde olmasını istiyoruz bu tedaviyi seçerken. Eğer sizin ağrınız uygunsa ve diğer tedavilerden fayda alamadıysanız o zaman botoks tedavisi öneriyoruz. Üçüncü basamak ve aslında bizim için en önemli tedavi, yani koruyucu tedavinin üçüncü ayağı diyelim bu tedaviye. Migrene özgü yeni geliştirilen, namı diğer migren aşısı dediğimiz ilaçlar. Bu grupta birkaç farklı ilaç var yurt dışında. Türkiye'ye de zannediyorum yakında gelmeye başlıyorlar. Bu tedaviler bizim migren sürecinde nispeten daha yeni öğrendiğimiz kalsitonin gen ile ilişkili peptit dediğimiz bir maddeye yönelik ilaçlar. Yani birebir bunlar migren mekanizması üzerine etkili. Diğer ağrılarla, diğer tedavilerden farklı onun için. Avantajları var. Çok fazla yan etkileri yok gibi görünüyor. Uygulanımları enjeksiyon şeklinde, o bir dezavantaj ama ayda bir veya 3 ayda bir enjeksiyonla biz sizi koruyucu tedaviye alabiliyoruz. Sonuçlar da gerçekten iyi gibi görünüyor.
Onun için herhalde giderek Türkiye'ye de geldikten sonra daha yaygın olarak kullanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Evet, özetle migren tedavisi bu şekilde. Başka sorular, başka konular isterseniz bunları belirtirseniz bu konularda da kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Geçmiş olsun.